nefsi emmare. Birinci dersimiz bu. Bu nefis, nefsi emmare, genelde Müslüman ama Müslümanlıkla hiç alakası olmayan kimselerle alakalıdır. O la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiştir, Müslümandır. Biz onun Müslümanlığına bir şey demeyiz. Ama nefis olarak o bir Müslüman gibi yaşamaz. Bununla alakalı inşallah biz Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimeleri ince ince okumaya gayret edelim. Câsiye ayet 23. Ey Muhammed, heva ve hevesini kendine ilah edinen. Heva ve hevesini kendine ilah edinen. Ve Allah'ın da bu o heva ve hevesini ilah edindiği için saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürledi ve gözüne perde çekti. Kimseyi gördün mü? Ya bir Müslüman düşünün, o Müslüman heva ve hevesini kendine ilah edinmiş. Öyle olunca gözü perdeli, kulağı perdeli, kalbi perdeli, mühürlü. Namazı görmüyor, orucu görmüyor, ibadeti görmüyor, haram helal tanımıyor. Heva ve hevesine uymuş o. Ya ben bazen örnek veririm ya, yani İzmir'de, ya Mustafa'cığım ya, ya yapma kardeşim. Bak Hazreti Peygamber geçiyordu, orada insanlar içiyorlardı, tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Hazreti Peygamber baktı onlara sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim ne güzel keyif ediyor dedi. Dönüşte onlar kavga ettiklerini gördü, kavga ettiklerini görünce bu ümmetime haram olsun dedi. İçki o yüzden haram oldu kardeşim. Bir dumle içersen, keyif edersen haram değil. Ben oradan gelmeyeyim. Abi yapma etme, böyle değil. O heva ve hevesini ilah ediniyor. Ya bir kimseye diyorsun ki bu haram. Ya olmaması lazım ya. Kardeşim bu haram. Mümin insandan faiz alma, yapma. Ödemiyor adama. Ya kardeşim adama mal satma o zaman. Rızkın ondan mı senin? Adama de ki kardeşim sen ödeme de. Uymuyorsun. Satmayacağım sana bunu. Adamdan faiz alma. Adam ödemesin diye bakıyor. Ödemeyince kolu çalıştıracak. Bunun gibi. Onlar bu nefis kötülüğü emreder. Halkın genelde avamın nefsidir. Yani bunlar aşağı tabaka diye nitelendirilen insanlardır. Bunlar sevgiden bu manada, ilahi sevgiden, ilahi muhabbetten yoksunlar. Bunlar böyle dünyanın işte sefasına dalmış, dünyanın karanlık dehlizlerine, mahvelerine yürüyen insanlar. Bunlar normalde hayvani içgüdüye kendilerini kurban etmişler. Hani vardı ya bir hayvani nefis dediydik ya, bu hayvani nefse kendilerini kurban etmişler. Hayvani nefsin tecelliyatı bunların üzerinde tamamiyetle oturmuş. Artık her şeyi hayvanca yaşıyorlar. Dışarıdan baktığınızda Adem, dışarıdan baktığınızda Adem, içeriden baktığınızda hayvan. Bir kısım sufiler, seyr-i sülüklerinde dördüncü makamı geçtikten sonra bunların hallerini görürler. Dördüncü makamın sonuna doğru hani mutmain neden, ondan sonra raziyeye geçince o esnada, çünkü o raziye makamı iyinin kötünün o kimseye ilham edildiği makamdır. O artık rüyasında görür, halinde görmeye başlar. Ve mesela insan bakar ona, Allahu Ekber, domuz suretinde, insan ama tilki suretinde, insan ama bir anda ilan olur. Kimisi yeşil ilan olur, kimisi kırmızı yakut ilan olur, kimisi beyaz ilan olur, kimisi sarı ilan olur. Değişiktir.
Yani tilki görsün, tilki genelde boz renklidir, onu siyah tilki olarak görsün. Veya çok özür dilerim, merkep suretinde görsün. Bunlara katlanmak zordur. Ben bazen arkadaşlara derim ya, insanlar halim açılsın ama bir Allah'ım bir halim. O sadece Geylan Hazretleri'yle görmekle kalmıyorsun. O güzel, oh Betullah'ı gördüm. Allah, Allah, Betullah'ı gördüm. Harika. Ama o esnada tanıdığı, yakin olduğu bir kimseyi de tilki suretinde gördüm. Bildiği bir kimseyi başka bir hayvan suretinde gördüm. Onu kaldırmak zordur. İşte bu nefsi emmarede olanlar, Araf suresi ayet 179, onlar hayvan gibidirler. Daha da şaşkındırlar. Bakın onlar hayvan gibidirler. Bunu sevi sülükte olan derviş görür bunu. Onlar hayvan gibidirler. Emmaredeki kimseler. Onlar insan görünümünde hayvandır. Araf suresi ayet 179, onlar hayvan gibidirler. Daha da şaşkındırlar. Ayetinin belirttiği kimseler. Onlar dünyaya kalmışlar. Bunlar dünyaya adanmışlar. Onlar Müslüman, evet. Asla bakın, onun küfrüne fetva vermek yok. Biz onların küfrüne fetva vermeyiz. Müslüman mıdırlar? Evet. Ama hayvan gibi yaşarlar. Hayvani içgüdüleriyle hareket ederler. Hayvanlar gibi yerler, içerler, hayvanlar gibi cinsel ilişkiye girerler. Herkesin önünde bunlarını yapmaktan sakınmazlar. Görürsünüz yollarda, bahçelerde, parklarda. Yani onu bir özgürlükmüş gibi görürler ya onlar. Evet, hayvanlar gibi özgürsünüz. Hayvanlar nasıl özgürse, özgürsünüz siz de. Neden? Onlar hayvanlar gibi yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de nefsimi temize çıkarmıyor. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Var ya, hani... Yusuf Aleyhisselam'la alakalı. Nefis insanı hep kötülüğü emreder. Bu emmaredir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Naziat ayet 37 ve 39. Azıp dünya hayatını tercih edenin varıp kalacağı yer cehennemdir. Onların gidecekleri yer neresidir? Cehennemdir. Araf 175-176. Ey Muhammed, onları şu adamın haline anlat. Biz ona ayetlerimizi vermiştik, o onlardan sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı. Nihayet azgınlardan oldu. O ne yaptı? Ona ayetler anlatıldı, din ona tebliğ edildi. Söylenilmesine rağmen o şeytanın yoluna gitti. Heva hevesine uydu. Allah muhafaza eylesin. En değerli şeyleri çöpe attı. En kıymetli sevgileri heba etti. O böyle her türlü hastalığı kendisine çekti. Hayvani hastalıklar. Ne varsa onun üzerinde bütün her türlü melaneti üzerine aldı. Böyle bir kimseyle karşılaştığınızda ona tavsiye edeceğiniz, ona söyleyeceğiniz şey kardeş la ilahe illallah devam et. O çünkü nefsinin zebunu olmuş. Onun zikri la ilahe illallah'tır. Durduğu makam hayvani bir makamdır. Onun makamı hayvanidir. İnsani değildir. Allah muhafaza eylesin.